Arkadaşlar merhabalar bu videomda Geometri Full Tekrar Kampı'nın 9. günün 2. videosundayız. Yamuk günündeydik. Bu ikinci videolarda ne yapıyorduk? Yeni nesil soruların çözümlerini yapıyorduk. Evet şimdi yamukla ilgili yeni nesil soruları çözümlerini yapacağız sizinle birlikte. Kitabımızda sayfa numarası 79. sağ tarafında kalmıştık. Sonra 80, 81, 82 ve 83'ü de çözüp bugünü bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Örnek 16'da kalmıştık. Şöyle bir yamuk verilmiş. 6 cm 15 cm şu EF. Bu arada ABCD ve EF paralel ve burada K'ya 3K oran verilmiş. Hemen yazalım. Burası K iken burası 3K olarak verilmiş. Evet, sonrasında neler olmuş burada? Böyle bir katlama olmuş. Hadi bakalım katlamayı da kullanalım. Şimdi ben buranın EF boyunca katlanmış. EF'de paralelmiş diğer iki kenara. AB ve DC'ye paraleldi. E o zaman kırmızıya boyanan kısım şu şekilde. Kırmızıya boyalı uzunlukların toplamları nedir diye soruluyor. Ne yapmış? Katlamadan sonra kağıdın AB kenarının AB kenarının dışta kalan kısımları kırmızıya boyanıyor. Yani şu kısımları kırmızıya boyanıyormuş. AB'yi böyle katladığım zaman böyle oldu ya. Katlanmadan önce AB bu şekilde değil miydi? Öncelikle o bilgiyi biz burada kullanın tabii ki. Katlanmadan önce şekil böyleydi. Katladıktan sonra bu şekilde oldu. AB kenarının dışta kalan kısımları bak dışta kalan kısımları bunlar. Bu uzunluklar toplamı kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi gençler burayı ne buluyoruz biz biliyoruz. 6 olarak burayı da ne olarak 15 olarak biliyoruz. Ve ben şurayı da bulabilirim aslında. Buradan buraya 3K'da ne kadar artış var? 3K'da hocam 6 iken 15'e 9 artmış. E 3K'da 9 artmışsa buradan buraya o zaman 3 artar. O zaman 15'ten 3 arttırdığın zaman burayı kaç bulursun? 18 olarak bulursun. Peki sen bunu böyle katladığın zaman katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil miydi? Evet. Şimdi 3K'ya K oran var burada. Dikkat et. Hocam burası K iken böyle katladığın zaman burası da K oldu. E, bunun tamamı neydi? 3K'ydı. Tamam. E biz burada katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit bir de üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani şuraya alfa dersem. Burası da alfa mı oldu? Evet. E, bunlar birbirine yöndeş. E, paralellik var. E, yöndeşten dolayı burası da alfa. E, paralel bu aynı şekilde paralellik devam ediyor. Bununla bu paraleldi. Katladığı zaman bu da paralel. E burada da burası da alfa oldu mu oldu. E o zaman burası k ise bak burası da k oldu. Aa burada ne çıktı? Bir x kenar çıktı. Ondan dolayı k'ya k oldu. Hocam bunun tamamı 3 kydı Buraya da 2 k mı kaldı? Evet. E o zaman ben buradaki uzunluğu da bulurum. Şimdi şuraya bakar mısın? Buradan buraya 3 kda 9 artmıştı. Hocam 3 kda 9 artmışsa kda 3 artar. E o zaman burada da 6 mı artar 2 kda Evet. 6, 6 arttırdığın zaman burası 12 mi olacak? Aynen öyle. Dikkat et burası 18. Burası da 18 olacak. E hocam tamamı 18 ya şuraya A B dersen A artı B artı 12 eşittir 18 olduğundan E buradan da A artı B'yi ne buluruz böylelikle? 6 olarak bulur muyuz? Buluruz. Gerçekten güzel bir soru cevap denizli çıktı. Yani burada üst üste binen açıların da eşitliğini yazdığımız zaman Şuradaki ikiz kenarlığı yakalamak gerçekten güzel oldu. Özellikle böyle yamuk paralel kenar böyle katlamalarında Bunlara dikkat edin açılara dalın. Paralellik de olduğu zaman genelde Z'ye dikkat edip x kenarlık buldukturuyorlar bize. Buradaki şekilde olduğu gibi. Evet örnek 16'yı ne bulduk? Denizli bulduk. Çok hoş bir soruydu. Geldik bir sonraki soruya. Şekil 1'de verilen ABC'de x kenar yamuğu şeklindeki kağıtların 3 tanesi kullanılarak şekil 2 elde edilmiş. Bundan bunu kullanarak bunu elde etmişiz. Şimdi AC uzunluğu verilmiş bize. AC uzunluğunu kaç vermiş bize? 5 kök 2 AB uzunluğunda 9 vermiş. Bak burası 5 kök 2 burası 9 verilmiş. E bu 7 verilmişti zaten. Bu x kenar yamuk olduğundan burası da 5 kök olduğunu biliyoruz. E ne yapacağız burada? E hocam x kenar yamukta şu dikmeler önemliydi. E o zaman o dikmeleri çizelim kardeşim. Şu dikmeleri çizecek olursak şöyle şöyle. Bu dikmeleri çizdik daha sonra. Hocam buraya 7 kaldı. Bu dikmeleri çizdik daha sonra şunlar da birbirine eşit olacak ya. Tamamı 9. 9'dan 7 çıkart. 2 kaldı bunlara. Yani buralara 1 1 kaldı. E 5 kökkinin karesi hocam 1. 5 kökkinin karesi 50. 50 eksi 1'den 49. E burası 49 yani buraya ne kaldı o zaman? 7 kaldı. E, o zaman buradaki yükseklik 7 yaptı. Zaten bizden ne isteniyor? Şurası isteniyor. E tamam ben bu yüksekliği ne buldum kardeşim? 7 buldum. Şurası 7. E bu çizilen yükseklikler olduğu zaman böyle 1-1 ayırdığını biliyorum. E hocam burası 1. Tabanı da 9'da o zaman buraya 8 kaldı. 7 burada. E burası da 9 zaten. Sanırım inşallah galiba 7, 24, 25 mi çıktı? Şöyle bakacak olursak. 8, 7, 15, 9 daha 24 ordu varası. Evet. 7, 24, 25 üçgenler şu uzunluğu da bulmuş olduk. 90 dereceye karşılık geldi. Yani cevap böylelikle ne çıktı? Denizli çıktı. Örnek 17'de. Geldik örnek 18'e. Şekilde iç içe verilen yamuklar benzerdir. Evet benzer. Hocam bu açılar eşit verilmiş. Bu açılar eşit verilmiş. Zaten buradaki açılar ortak. Şurada kaçılar dikkat edersen ortak. Yani e, şu yamuklar ne oldu? Benzer oldu. E, o zaman ne olacak? Benzerlik oranı. Benzerlik oranı ne olacak? Benzerlik oranı. Hocam kenarlar oranına eşittir. Yalnız dikkat et. Şu çift çizgiyle çizgi. karaladığım açık kenarı burası. Burası da çift çizgiyken burası da çift çizgi değil mi? Evet. E, burası da şu kenar. Yani kenarı da bulurken ne yapacağız? Öyle kafamıza göre kenarlarla oranlamayacağız. Buradaki Hangi iki tane açı arasındaki uzunluk? Burasıysa öbüründe de o iki açı arasındaki uzunluğa bakacaksın. Karaladığım çift çizgi, karaladığım çift çizgi. Benzerlik oranı kaç yaptı o zaman? 2 bölü 3 yaptı. Benzerlik oranı karesi alanlar oranına eşitti. Yani burası da 4 bölü 9. Yani üçgendeki gibi benzerlik alan ilişkisini yapabiliriz. 4 bölü 9 olacak. E o zaman burası 4 aysa tamamı 9 a olacak. Buraya ne kaldı o zaman? 5 a kaldı. Dikkat. S1 4 a iken o zaman tamamı 9 a olduğundan buraya e, e, S2'ye yani 5 a kaldı ya. S1 bölü 8 bizden. O da kaç yapıyor o zaman? 4 bölü 5 yapıyor. Örnek 18 denizli. Oldu. Geldik örnek 19'a. Evet şimdi X, Y arası 7 olarak verilmiş. Y, Z arası bu halatı böyle birleştirmişiz. Böyle bir yamuk elde etmişiz. Y, Z arası kaç verilmiş? 15 verilmiş. Sonra Z, T arası 32 verilmiş. Z, T şurası 32 ve... Öbürü de 20 santimetre olarak verilmiş. Şuraya da 20 santimetre kalıyor zaten değil mi? Şimdi burada XZ uzunluğunu kaç olarak bulur? Hmm. Hmm. E, o buradaki sayılara bakacağız o zaman. Şimdi bir yamukla karşılaştığımız zaman ne yaparız arkadaşım? Bir yamukla karşılaştığımız zaman genelde böyle işlem yaparız. Üçgensel bilgiyi falan oluşturmaya çalışırız. E burada üçgensel bilgiyi maalesef oluşturamıyoruz. Bir yamuk gördüğümüz an genelde böyle hem açılar hem de kenarlar aynı anda işin içine girdiği zaman böyle paralel kenar oluşturuyoruz. Bakalım şöyle 20 var 7 var 15 var bilmem ne 32 var ya. Hocam burası 20 7 15. Paraleli nasıl çizeyim? Şöyle bir paralel çizebilirim aslında. Benden şu uzunluk isteniyor. Bu paraleli şöyle de çizebilirim. Böyle de çizebilirim değil mi? Böyle çizersem neler olacak? XZ uzunluğu isteniyor bizden. XZ buna ait bir şey bulmaya çalışacağız. Buluruz ya. Buluruz Elbette buluruz. Yani diğer türlü paraleli şöyle çizersem sanki şey olacak. Paraleli böyle çizdiğim zaman buradaki uzunluk XZ uzunluğunu böyle biliyor ya. Sıkıntı yaşayacağım. O yüzden paraleli şu şekilde çizmek istiyorum. Yani şu şekilde çizmek istiyorum paraleli. Yani şöyle şu şekilde paralel. Daha sade olsun diye buraya da çizdik ya şekli. 7 ise burası ne? 7. Hocam burası 15 ise burası 15 oldu. E tamam 32 32'den 7 çıktı burası da 25 mi oldu? Oo 15 20 25. E hocam burası 15 oldu burası 25 oldu burası da 7 oldu ya. 15 20 25 çıktı ya. 1 dik üçgen. E tamam. Şimdi bizden bu uzunluk isteniyor. E hocam 7 var 15 var. Acaba kosinüs teoremi mi yapsam? Buraya alfa deyip kosinüs alfa belli ya 15 bölü 25. Sonra burada da bir kosinüs teoremi yapabiliriz. Kosinüs alfa da belliyse kosinüs 180 eksi alfa da belli olur. Buradan yapabilirsiniz birinci yol bu. İkinci yolda nedir? Ya hocam buna karşı bir 90 derece getirmemiz lazım. Nasıl getirebiliriz? Şuradan bir dik çizersek olay biter. E bu haşı nasıl bulacağız hocam? Şurası 90 derece ya haşı şöyle bulabiliriz. Hani bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksikse alandan gidiyorduk. Alan nedir? 25 çarpı h bölü 2. 25 çarpı h bölü 2. Aynı zamanda neye eşittir? Dik üçgenin alanı 20 çarpı 15 bölü 2 eşittir. Bölü 2'ler gitti. 5'e böl 5'e böl 5. 4 5'e böl 5'e böl. Burada da 3 kaldı. 4 kere 12. H'ı buradan 12 buldun. E hocam haç buradan 12 ise eğer 12 15'in üçgeni 9 12 15 üçgeni ve sonra şurada da bir pisagor. 12 burada. 16 burada oldu. 12 16'ın üçgeni var. 3 4 5'in katından 20 üçgeni var. Dolayısıyla cevap Akçay çıktı. Örnek 19'a. Geldik örnek 20'ye. Aşağıda A, B, C, D ve EF yolları birbirine paralel verilmiş. Yani yamuk. AB uzunluğunu 20 metre 200 metre öbürü EF uzunluğunu 540 metre vermiş. BD ile de DF birbirine eşit verilmiş. Şimdi arkadaşım orta tabandan dolayı şu ikisinin toplamı 740. O zaman 740'sa, 740 sa 740'ı da 2'ye böldüğümüz zaman 37 mi buluruz? Evet 37. 370 olarak buluruz burayı. Evet 170 170 artıyor. Doğru sıkıntı yok. Şimdi soruyu tam olarak okuyalım. C noktasındaki bir araç bakalım C noktasında bir araç var şurada. Birinci araç ABD yollarından geçip ABD yollarından geçip C noktasına gelecek. Evet. Yani şöyle 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 D'den hop çizemedim. Şöyle 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 geliyor. Buraya geliyor. Tamam. E noktasındaki ikinci araç ise maviyle gösteriyorum. Bak şimdi ee, ne yapıyormuş? CDF noktalarından geçip CDF noktalarından geçip yanda E'ye geliyormuş. E, buna göre ikinci aldığı aracın aldığı toplam yol birinci aldığı aracın aldığı toplam yoldan ne kadar fazladır diye soruluyor. Arkadaş şimdi bunlar birbirine paralel verilmiş mi? Paralel verilmiş. Bunlar birbirine eşit mi? Eşit. O zaman bunlar da birbirine eşit midir? Otomatikman eşittir. E buraya A diyelim. Buraya da BB diyelim. O zaman birincinin aldığı yol ne yaptı? 370 artı 200. Yani hocam burası 570 yaptı. 570 artı A artı B yaptı. Evet bu 570 artı A artı B yaptı. E bu ne yaptı hocam? Şu ikisini toplayacağız bu sefer. Bu ikisini toplarken de hocam şu ikisini topladığımız zaman da ne geliyor? 540 artı 370 910 geliyor. 910 artı A artı B yaptı. E ne diyor bizden? Bundan bunu çıkart diyor. Çünkü ikinci aracın aldığı yol birinci aracın aldığı yoldan ne kadar fazladır diye soruyor. Yani 910'dan A artı B'ler zaten birbirini götürüyor değil mi? 910 artı A artı B'den 570 eksi, e, 570 artı A artı B'yi çıkartacağım. A artı B'ler birbirini götürüyor. Yani 910 eksi 570 yapıyor cevap. O da kaç yapıyor? 340 mı yapıyor? Aynen öyle. Cevap böylelikle 340 olur. Evet. Örnek 20. 340. Ceyhan geldik örnek 21'e. Bir katlama var bir de ağırlık merkezinden dolayı bir katlama var. Öncelikli olarak biz ne yapacağız burada? Şu katlamadaki şuradaki çizgileri de şöyle bir belirtelim. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Değil mi? AB ile AC de birbirine eşit verilmiş. Hmm, kenar bir üçgen. Hocam ikiz kenar dik üçgen. 45'leri şöyle bir yazalım. 45, 45, 90. Ağırlık merkezinden paralel çizilmiş. Şimdi ağırlık merkezinden paralel çizince ne oluyordu? Şöyle ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şurada 2'ye 1 oran var ya burada da 2'ye 1 oran olmayacak mı? Olacak. Yani ben şuranın ne olduğunu biliyorum. Hocam burası 2A iken buranın da A olduğunu biliyoruz bir kere. Şimdi CC üssünü vermiş bize. CC üssü uzunluğu ne verilmiş? AB ile AC birbirine eşit verilmiş. D ile BC birbirine paralel verilmiş. Tamam paralelliği kullanacağız. E, CC c uzunluğunda bize şuradaki uzunluğu da vermiş. Alt köklü olarak vermiş. Şimdi şuradaki 1'e 2 oranlamaları da kullanacağım. X kenar, dik üçgen olmasını da kullanacağım. Şimdi ben bunu böyle katladım. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Öncelikle paralellik verilmiş ya. 45 ise burası da 45 mi? Evet. Sen bunu böyle katladın. Üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Yani burası da 45 olacak. E, şununla şu birbirine paraleldi katladığım zaman şu paralellik hala daha devam ediyor. Hocam 45 ise burası da 45 olur. Ters açıdan dolayı burası da 45 yapar. 45 45 90 mı çıkar burası? Aynen öyle. Aynı mantıktan 45 ise 45 bak burası da 45 oldu. 45 45 90 üçgen çıktı. Burası da 45 derece oldu. E hocam şurası da 90 derece mi? Evet. Hatta burada ne çıktı böyle? E, üst üste binen kenarlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Yani burada da bir ikiz kenar dik üçgen çıktı. 6 kök ise o zaman bunlar 6'ya 6 oldu. E hocam 6'ya 6. Ya 6. E burada 1'e 2 oran var ya. Burada da 1'e 2 oran olacak. Hatta burası 6 iken 45 45'ten dolayı burası da 6. Hocam 1'e 2 oran 6 ise bunun tamamı 12 olacak ya. E o zaman buraya da 6 kaldı mı kaldı. Bizden B üstü C üstü E D yamuğunun alanı. Şimdi B üstü C üstü E D yamuğunun alanı isteniliyor. Arkadaş ikizkenar kenar yamuktan dolayı 6. E bunlar birbirine eşit. E bunlar da birbirine eşit olacak. Burası da 6. Çünkü A'yı 6 bulduk burada. E, ee, burası da 6. Burası da 6 çıktı. 6 6 ise burası 6 kök 6 6 ise burası da 6 kök Hocam şurada bir orta taban çıktı. Dikkat ederseniz şöyle bir. Çünkü bunlar birbirine eşit ve paralellik var. 1'e 2 de orandan dolayı burası da 12 kök oldu. E şimdi bizden yamuğun alanı isteniyor. Hocam yamukta alt taban belli. Üst taban belli mi belli. 6 6 hatta burası da 6 kök yapıyor. E, yükseklik belli mi belli değil ama biz bulabiliriz yüksekliği. Hocam yükseklikte hop şuradan denk gelir. E buradan dik çizdiğiniz zaman 45 90 sa burası da 45 oldu. Ee, x kenar ya tabanı iki eş parçaya bölecek. Yani 3 kök 2 3 kök 2 olacak. Hatta burası da 3 kök 2 oldu mu? Oldu. Her şey artık belli. Hadi bakalım yamuğun alanını alalım. Alt taban hocam 12 kök 2. Üst taban 18 kök 2. 12 kök 2 artı 18 kök 2. Çarp yükseklik yüksekliğimizde 3 kök 2 böl 2. Toplamda burası 30 kök 2. 30 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2 yaptı. Kök 2 ile bu gitti. E, kök 2 ile kök 2 çarpı 2 bölü 2 de gitti. O zaman 30 ile 3'ün çarpımı kaç yapıyor? 90. Yani cevap edilemit oldu. Örnek 21'de. Geldik örnek 22'ye. Aşağıda ön yüzü özdeş 4 yamuk biçimdeki ağaçlamanın herhangi ikisinin birer kenar çakışacak biçimde yerleştirilmesiyle oluşmuş. Bir avizlerinin önden görünümü verilmiştir. Yamukların toplam alanı içteki karenin alanının 3 katıdır demiş. Hmm kare. Şu bir kare diyor. Tamam. Hocam şuraya şu kenarlar böyle ortak ya yapıştırılmış. Şimdi eşliği düşüneceğim ve bu bir de kare. Şimdi hocam çift çizgi ile çizgi arası madem eş yamuk bunlar. Çift çizgi ile çizgi arası burada kaçıyla? Burada kaçı da eşit olmak zorunda çift çizgi ile çizgi arası. Yani 360'dan 90 çıkart 270 kaldı. O zaman bunlar 135 135 bir yaptı. Evet. 135 ise yamuk olduğundan karşısı kenarlar paralel ya toplamı 180'e tamamlayan burası 45 burası da 45 yaptı mı yaptı. Hocam hatta ve hatta aynı mantıktan dolayı burası da 135 135 yani burası da 45 45 mi yaptı. Aynen öyle 45'e 45 olduğu için x kenar yamuk çıktı karşımıza. E yamukların toplam alanı yamukların toplam alanı şuradaki yamukların toplam alanı işte karenin alanı 3 katı. İki şekilde yapabilirsin. Şuraya A deyip şu toplam alan 3A deyip e, hocam burası a iken büyük karenin alanı 4 a oldu deyip e, benzerlik oranı 1'e 4 alanlar oranı. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşitti. Benzerlik e, her yerde benzerlik aynı mantıkla benzerlik alan çıkışı. O zaman 1 bölü 4 alanlar oranı ya kare de 1 bölü 2. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olur. E, çevreleri oranı da 1 bölü 2 olur. Yani küçüğün büyüğü oranı 1 bölü 2 ama dış tek karenin çevresinin iç tek karenin çevresinin oranı soruluyor. Cevap 1 bölü 2'den dolayı tam tersi 2 bölü 1 de diyebilirdik. Ya da nasıl yapabiliriz? Ya hocam şu büyük karede köşegen ya. E bunun devamı bak aynı şekilde. Burası da 45 45 ya. Büyük karede köşegen, küçük karede de köşegen oldu. E burası a a a a. E şimdi bize 1'e 3 oran verilmişti. E yamukla şey. E o zaman o zaman hocam burada şu üçgende a ise bak burası 3 a'dır. Gerçekten. Niye? Şöyle de diyebiliriz. Şimdi ben buraya a dedim ya. E hocam burası 4 a iken tüm alan yani şu taralı alan kaç a olması lazım? toplam taralı alan toplam taralı alan şöyle e, toplamda 4 aysa 4 katı 12 a olması lazım. 12'yi böl 3'ü böl 4'e 1 2 3 4. 4'e bölüyoruz. 4 parça olduğu için o zaman bunlar 3A, 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 3A olmak zorunda. E o zaman bunlar 3A olduysa hocam 1'e 3 oran çıktı ya şöyle 1'e 3, 1'e 3 oran çıktı ya. Madem 1'e 3 oran var alanlar oranı ne yaptı? 1 bölü e 4 yaptı. 1 bölü e 4'ün kare 2 benzerlik oranı 1 bölü e 2 yapar. Yani burası x burası 2x yapar. O zaman çevreleri oranında ne oluyor? Gerçekten bir kenar 2x bir kenarda x ise çevreleri oranında yani 2x çarpı 4 x çarpı 4'ü oranladığımız zaman ne geliyor? 2 geliyor. Benzerlik oranı zaten çevreleri oranına eşittir. Örnek 22. Cihan geldi. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 23'te şöyle bir şey verilmiş. Neler verilmiş? BC 16 vermiş. Bir kere BC'ye şöyle bir 16 yazalım. AD'ye 7 vermiş. Sonra EF ile BC birbirine paralel verilmiş. Hocam şunlar paralel. Otomatikman şurası da paralel oluyor mu? Oluyor. Şimdi böyle katlama olmuş. Katlama olduktan sonra BC kenarı ile çakış bir AD kenarı. Çakıştıralım bakalım. Şu katlamayı yapalım. Arkadaş şu katlamayı yaptığım zaman şöyle bir şey mi oldu? Şöyle katladığım zaman e, bu şekil karşımıza geldi. Yani şuradaki katlanmış hali buraya geldi. Yani burası 7 iken üst üste binen kenarlar 7. Buraya ne kaldı? 9. Hocam katlamadan dolayı üstler birbirine eşit mi? Eşit. E sonra ne yapacağız hocam? E, katlamadan dolayı bunlar da birbirine eşit. E orta taban çıktı burada hocam. Çünkü bu paralel verilmişti. Bunlar eşitse bunlar da eşit olmak zorunda burası da eşit oldu. Bizden D üstü F, C üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam işte bu D üstü buraya gelmiş oluyor değil mi katlamadan dolayı? D üstü F, C işte bizden şu üçgenin alanı isteniyor. E ne yapacağız burada? E, hocam burada katladık. Tamam eyvallah. Bak şurada bir muhteşem 3 çıktı karşımıza. Bunu böyle çizersem muhteşem üçten dolayı burası 90 derece olur. Eee sonra olay bitti. Başka bir şey var mı? DC'yi de bize 15 vermişti zaten. Eee 15 ya burası. 15 ise 9 15. Ne üçgeni? 9 12 15 12 yapar burası. E hocam şu orta taban çizgisi o zaman bunlar da 6 6 yapar. Hatta buradan da biz şu üçgene şu üçgenin alanını bulup alan dağıtarak da yapabiliriz aslında ama direkt bu üçgenin alanı isteniyor ya taban ait yükseklik çizelim. Burada da bir orta taban çıktı. 12 ise burası 6 oldu diyebiliriz. Ya da dikdörtgenden dolayı 6 ise 6 oldu diyebiliriz. E kırmızı üçgenin alanı ne oldu o zaman? Taban 9 yükseklik 6. 9 çarpı 6 bölü 2. Yani cevap 27 olur. Cevap C oldu 23. soruda. Geldik 24'e. AB kenarının uzunluğu 10 metre olan ABCD. ABC'de şöyle dikdörtgen biçimindeki konteyner 17 metrelik iki halatla taşınmak için kaldırılmıştır. P ve E noktaları arasında uzaklığı 26 metre olmuştur. P ve E makaraları 7'şer metre sarıldığında ben bunu 7 metre sardığımda o zaman buradaki ipten ne olacak arkadaşım? İpten şöyle bir 7 santimetre kaybolacak. Burası 10 mu olacak? Evet. Hop burası da 10 olacak. E, o zaman bizim konteynerımız nereye denk geliyor arkadaşım? Şu şekilde yukarı çıkmış olmuyor mu? Evet. Şu şekilde yukarı çıkmış oluyor konteynerımız. İşte 7 sal metre sardığımız zaman, 7 metre sardığım zaman E hocam burası kaç kaldı? 10 mu kaldı? Evet, aynen öyle. 10 kaldı. Bu niye silgide takalı kaldı? Ha. Şurası 10, burası 10 kaldı. Bizim konteynerimizde bak şurası yukarı çıktı. Burası da 10 olduğunu biliyoruz. Şimdi konteyner yerden ne kadar yükselmiştir? Arkadaş önceden 17 17 10 ve 26 vardı. Onu bir hesaplayalım mı? hesaplayalım. Şöyle bir konteynerımız vardı. Şöyle 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 şöyle. 17, 17, 26 ve 10 ken ne oluyor? Hocam şu x kenar yamukta dikmeler çok önemliydi. Dikmeleri çizdik. 10 burası. Tamamı 16. E, tamamı 26. O zaman 16 kaldı bunlara. E, bunlar 8, 8 yaptı. E, 8, 17 ne? 3, 7, 8, 15, 17. Önceden şu yükseklik kaçtı arkadaşım? Bak şuradaki yükseklik mesafe. Şuradaki yüksekliği 15 bulduk. Önceden 15'ti. Şimdi 10 10 olduğunda ip sardık ya O zaman şöyle bir dikmeleri çizelim kardeşim. Dikmeleri çizdik. 10 sa 10. Hocam bu tab bunlar birbirine dikmeler, ay eşit. İkiz kenar yamukta dikmeler, ayrıntı yerler eşit. bunlar 8 8. Hocam 8 10 ne üçgeni 6 8 10 üçgeninden burası da 6 yaptı. Evet burası 6. Önceden 15'ti. O zaman bu köşe hop yukarı bu kadar çıktı. Önceden 15 6. Yani ne kadar yukarı çıkartmış olduk o zaman biz? Şu kadar. 9 yukarı çıkartmış olduk. E o zaman arkadaş 9 yukarı çıktıysa o zaman bu köşe buradan 9 yukarı çıktıysa bu köşede buradan 9 yukarı çıkar mı? Çıkar. Yani cevap ne olacaktır? 9 olacaktır. Bu da çok güzel bir soru. Tam ÖSYM tarafından sorulabilecek soru tipi diyebiliriz arkadaşlar. Lütfen bu soruya dikkat edin. Ha, böyle 7 cm sarıldığında demiş belki. Şekil 1 bu şekilde, şekil 2'yi de böyle havaya kaldırmış halinde ÖSYM çizebilir. Ama çizmemiş haline de hazırlıklı olun diye biz bu şekilde yazdık soruyu. Haberiniz olmuş. Olmuş olsun. Olsun. Haberiniz olsun. Tamam. Evet cevap C an oldu. Geldik bir sonraki soruya. Örnek 25. Aşağıda ABC'de x kenar yamı verilmiş. x kenar yamı şu dikmeler önemliydi. Hemen o dikmeleri çizsem mi acaba? Dur bakalım. Bir şey daha on verilmiş. AB B, A, D, D, C. Hmm. A, B. A, D ve DCH. bunlar da 10 verilmiş. 10, 10. E tamam hocam. Şu dikmeleri çizsek neler oluyor kardeşim? Şu dikmeleri çizdiğim zaman. Hocam 10 sağ burası da 10. Şu dikmeler iç işte parçaları ayırıyor. 27, 10 çıkarttı 10 kaldı. Bunlara 5, 5 kaldı. Hocam şu dikme ya 90'ın karşısı 10 hangi açının karşısı? 30'un karşısı 5'tir. E o zaman burası da 60 ve yani burası da 5 köküç oldu. Aynı mantıktan dolayı burası da 30-60-90 üçgen çıktı mı? Çıktı. Tamam. Şurası 5 kök 3 ise 15. Oo, 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 oo. Burada da güzel bir şey var. Arkadaş şimdi dikkat et. Hocam bu da özel bir üçgen. 5 kök 3 katı değil mi burası? Ya da 60 burası. 60 burası. Böyle açılarda birbirine eşit falan filan böyle desem mi? Açılardan da yola çıkabilirdik aslında ya. Şöyle bir yamuğumuz var ya. Aha böyle 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 böyle. Bak şunlar birbirine eşit. 10 10 10. Şunu şöyle siz ya hani mesela burası nokta açısıysa burası nokta açısı hocam. Ee, niye nokta açısı? Nereden çıktı o nokta açısı? Dur ezbere söylemeyeyim. Şurası da nokta açısı ya. ya kafadan söylemeyeyim. Kafadan söyledim. Orada ben ispatı hemen aklıma geldi. O şekilde nokta nokta dedim. Noktaysa nokta. Z'den dolayı burası da nokta. E tamam ondan dolayı. X kenar yamuk ya. Hocam burası alfa alfa. Burası iki alfaysa bak burası da 2 alfa deyip. 2 alfa eşittir 60'tan alfa 30 derece çıkar. E alfa 30 derece çıkarsa şuradaki 30'ları da böyle böyle yazınca 30 90 ise bak burası da 60 derece oluyor. Ya da hocam 30'un karşısı bak şuraya bak dikkat et. Şurası 5 köküç. Dikkat et burası 5 köküç. Burası da bak 15. Gördün mü? Şurası da 15. 10 artı 5'ten köküç katı oldu. 30'dan 60'a geç köküç katı olacağı için o şekilde ben 30-60-90 üçgeninde ilk etapta yakaladım. Tamam. Ama burada 30 60 90'ı da yakalayıp 30 30'ları yazalım. Hatta burası da Z'den dolayı ne oluyor? 30 derece oluyor. Şimdi neyse bunu üçgeni böyle ayırmışız ve bunun ben ne olduğunu buldum. 30 30 120, 30 30 120 üçgen olduğunu buldum. Şuradaki üçgenin de nasıl 30 90 60 üçgen olduğunu buldum. 30 60 90 üçgen olduğunu buldum. Şimdi ne olmuş burada? Kesilerek böyle BD üstüyle BC dik olacak şekilde. BD üstüyle BC dik olacak konumuna getirilmiş bu böyle. O zaman dd üstü nedir diye soruluyor bize. E o zaman şuraya bakar mısın? Burası 30 dereceydi. Hocam tamam 90 ise buraya 60 derece kaldı mı kaldı. E senin şuradaki uzunlukla şuradaki uzunluk eşit değil mi? Sonuçta sen orayı kesip böyle ayırdın. Yani senin şuradaki uzunluk şurada böyleydi. Hop bu buraya geldi. Bunlar birbirine eşit. E hocam şunlar birbirine eşitken. Tepe açısı da 60 derece ise 180'den 60 çıkart. 122'ye böl 60 60 oldu. Yani burada bir eşkenar üçgen çıktı. E zaten buradaki uzunluk belli. 30'u karşı 10 60'ı karşısı 10 kök 3 yapar ya da 30 30 120 üçgeninden 10 10 sa burası 10 kök 3 diyebiliriz. E o zaman burası 10 kök 3, burası 10 kök 3, hatta burası da ne oldu? 10 kök oldu. Benden de oradaki uzunluk isteniyor. Cevap 10 kök 3 oldu. Örnek 25 Cihan olur. Ve geldik örnek 26'ya. Şekil 1'deki dik yamuk şeklindeki Verilen bir aracın camı gösterilmiştir. İşte bu arada 60, 32, 40. Hemen şurada bir işlem yapayım mı? Şöyle dik çizip de şuradaki uzunluğu bulayım mı? Bakayım işime yarar yaramaz bilmiyorum. 40 burası, 32 burası. Tamamı 60 olduğundan burası da 20. Ee, 4 çarp 5, 4 çarp 8 yok. Güzel bir şey gelmiyor. O zaman dur bakalım. 20'ye kaç olduğunu biliyorum sadece. 32 olduğunu biliyorum. Dursun bakalım şimdilik böyle. Buna göre şekil 1'deki camın yüzey alanı, şekil 2'deki camın yüzey alanı oranı nedir diye soruluyor. Hmm. 12 cm aşağı çekilmiş. Hocam 12 cm aşağı çektiğim zaman. Ben bunu 12 cm aşağı çektiğim zaman burada ne kaldı o zaman? 20 mi kaldı? Evet. Burası 20 kaldı. Şimdi yüzey alanına oranı isteniyor. E tamam arkadaş o zaman burası kaç? Hala burası 40 mı? 40. E tamam. 12 cm aşağı indi ya. O zaman şu aşağıda da şu bizim camın geri, geri kalanı burada yok mu? Şöyle indirdiğim zaman. Burası da 12. E şuranın da ben ne olduğunu biliyorum zaten. 60 cm içeri giren kısmın 60 cm olduğunu biliyorum. E ben şuradaki oranlamayı da bulurum. Şimdi camın yüzey alanının oranı nedir diye soruluyor. Şekil 2'deki yüzey alanının oranı. Şekil 1'deki camın. Yani buradaki bütün alanın şuradaki camın alanının oranı nedir diye soruluyor bize. Ya burada işte şu uzunluğu da bulup alt taban artı üst taban çarpı yüksek bölü 2'lerden sonuca ulaşabiliriz. O şekilde yorum yapabiliriz. E başka türlü nasıl yapabiliriz? Başka türlü de şu şekilde de yapabiliriz. Bilmiyorum bakacağız. Bakacağız. Şimdi öncelikle şöyle dik çizdiğimizde şuranın 32 olduğunu biliyoruz. E, buranın da 20 olduğunu biliyoruz. Burası 40. Burası da 40 ya. E buraya kaç kaldı? 20 kaldı. E arkadaş burası da 20 ise burası da 20. 12 ise burası da 12. E burada bir temel orantı var mı? Var. 20 bölü toplam 32'den şuradaki uzunluğu da bulur muyuz? Buluruz. Oradan sonuca ulaşırız. Birinci yol bu bu şekilde yapabiliriz. Ama ben size şu anlamda iyi böyle eğittiğimi düşünüyorum. Hani burada 20 bölü 12 ya. 20 bölü 12 nedir? 20'yi böl 4'e 5. Burası 5K. 12'yi böl 4'e 3. Burası 3K. Hocam toplamda 8K var burada? Evet buradan buraya 8K var. 40'tan 60'a 8K'da kaç yükselmiş? Hocam 20 yükselmiş. O zaman 8K'da 20 yükselmişse burada K'daki yükseliş ne olur? 20 bölü 8 olması lazım. E, 20 bölü 8 de böl 4'e 5, böl 4'e 2, 5 bölü 2. K'da 5 bölü 2 yükselir. Buradan buraya da 5K var ya. Hocam 5K'da da o zaman 25 bölü 2 mi yükselir? Evet. Çünkü K'da 5 bölü 2 yükseliyor ya 25 bölü 2 yükselecek. 40'tan 25 bölü 2 yükseltirsem 40 artı 25 bölü 2'den 80 105 bölü 2 yani şurayı 105 bölü 2 olarak da bulabiliriz. Öbür türlü temel orantıdan da bulabilirdik şu şekilde. Önemli değil. Ee, şimdi şekil 1'deki camın yüzey alanının şekil 2'deki camın yüzey alanına oranı isteniliyor bizden. E ne yapacağız? Şekil 1'deki alan alt taban artı üst taban hadi hatta oranlayalım direkt. Alt tabanımız kaç? 60. Üst tabanımız 40. 60 artı 40. Çarp yükseklik yüksekliğimiz 32. Bir de bölü 2'yi yaz. Bölü öbüründeki alt taban artı üst taban 105 bölü 2. 105 bölü 2 artı üst taban 40. Çarp yükseklik. Yüksekliğimiz 20. Bir de böl 2 var. Şu böl 2'ler gitsin bakalım şöyle. Ee, sadeleştirmemizi yapalım. Burada 32 e, kaça bölerim? 4'e böldü 8, 4'e böldüm. 5 kaldı burada. Yukarısı 100 yaptı. 100 çarpı 8 bölü. Aşağısı 2 ile 40'ı çarptın. 2 ile 40 çarptı e, 80. 180, e, 105 ile toplayınca da 185 bölü 2 yaptı burada. Değil mi? Sonrasında gerekli sadeleştirmeleri yapacağız. Bir de çarpı burada ne var? 5 de var. E o zaman sadeleştirelim bakalım. 5'e bölsen 5'e bölsen hocam burada 20 kaldı. E sonra burada bir daha 5'e böl bir daha 5'e böl 4 kaldı. Bunu 5'e böldüğü zaman 5'e e at 2 ile çarp yani 5'e at 2 ile çarp 36 37 yapıyor. Burası 37 yaptı. 37 şu iki çarpı olarak geçecek o zaman 16 yapıyor burası 16 ile 4'ün çarpma kaç yapıyor 16 ile 4 çarpma 64 yapıyor bir de aşağıda da 37 var o zaman cevap 64 37 çıkar Düzenledikten sonra şekli farklı türlü yapabilir miydik tabii ki benzerlikleri böyle yukarı temel orantıya da temel orantıya da oluşturup benzerlik alan ilişkisini o şekilde de yapabilirdik arkadaşım. ama burada direkt alt taban üst tabanlar belli yükseklik de belli olduğu için alanları buldum. Şu alanın şu alanı oranı şeklinde yazdık. Kolay bir şekilde böyle karşımıza çıktı cevap. Geldik bir sonraki soruya. Uzunlukları birim cinsinden tam sayı olan şekil birdeki x kenar yamuk şeklindeki ahşap parçalardan 4 tanesi kullanılarak dikdörtgen fotoğraf çerçevesi şekil 2'deki gibi oluşturulmuş. Buna göre bu fotoğraf çerçevesini elde etmek için kullanılan x kenar alanları toplamı kaç birim karedir diye soruluyor bize. Şimdi bir kere 14, 22, 5, 5 verilmiş. 14, 22, 5, 5'leri kullanalım şöyle. Şu 5, şu da 5. E, yani burası da 14, 22, 5, 5. E o zaman bunun yan kenarları o 5, 5. Uzun kenarı 18, kısa kenarını bilmiyorum. İkiz kenar yamukta ne yapıyorduk? Şu dikmeleri çizelim kardeşim. İkiz kenar yamukta bu dikmeleri çizince 14 ise buraya da 14 kaldı. Şu parçalar da birbirine eşit olacak ya. E, 22'den 14 çıkart. Hocam 8, 2'ye böl. 4, 4 oldu. O zaman burası kaç oldu? 3 oldu. Şimdi bu dikdörtgen şeklindeydi. Burası 90 ya. E o zaman burada da x kenar yamukta şu dikmeleri çizersem ben. Hocam buradaki ayırdıkları yerlerde birbirine eşit olacak. Hatta bak burada 90 90 90 ise 90 oldu. Dikdörtgen oluştu. 3 ise burası 3 oldu. 3 5 3 4 5 üçgeninden. Hatta burası da 3 oldu. E tamamı 18'di. Bunun tamamı 18 ya. 18'den 3 çıkar bir daha 3 çıkar. Yani 6 çıkar 12 kaldı. 18'den 6 çıkınca buraya 12 kaldı. Yani şurayı da biz 12 olarak bulmuş olduk. Şimdi ikiz kenar alanları toplamı nedir diye soruluyor bize. Alt taban belli üst taban belli. Yani 18 12 yükseklikte belli mi arkadaş burada belli. 4 olarak bulduk zaten sarıda. Öbüründe de yüksekliği zaten 3 olarak bulduk. Bunun alanı nedir? Alt taban artı üst taban 30 çarp yükseklik bölü 2. Yani 60 çıktı burası. Şuna bakalım. Alt taban artı üst taban kaç çıkıyor? 36 çarpı yükseklik bölü 2. Bu da 18 çıktı. 18 çarpı 3 de 54 mi çıktı? Evet. 54 çıktı. O zaman burası topladığımız zaman yamuklarda ama dikkat et. Yamukların alanları toplamı isteniliyor bizden. Yani şu iki tane sarı iki tane mavi var değil mi? 60'tan iki tane var. Yani 120 artı. E, 54'ten de iki tane var. Yani 108 isteniliyor. Topladığımız zaman da 228 mi yapıyor? Evet. 228 yapıyor. Cevap böylelikle Cehan Çıkar. Geldik. Bir sonraki soruya. 28. sorudayız. Aşağıda bir lan ABCD yamuğu. D köşesinden A, C, köşe gelip olunca katlanmış. Evet katlama hali bu şekilde. Katlamayı ne yapıyoruz? Açıyoruz. Şöyle açtık kardeşim. Hemen üst üste bilen kenarlar eşit. 6. Şurası 6. Burası 12 ya bak. Katlamada üst üste bilen kenarlar eşit. 6 ise 6. Hatta bunun tamamı 12 idi. Burası da 6 mı kaldı? Evet. Üst üste binen açılar birbirine eşitti. Hocam şurada da üst üste binen açılar birbirine eşitti. E başka ne yapacağız? Bir de bir de bir de bir de BAD üssü bakıyorum BAD üssü ile CAD üssü CAD üssü birbirine eşitlenmiş. Hmm. Şurası nokta açısıyken burası da nokta açısı olarak verilmiş. E hocam bak 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 güzel bir şey çıktı. Şurada şuna bakar mısın? Hem kenar ortay oldu hem açı ortay oldu. Nerede oluyordu bu? İkiz da Hocam şu ikiz kenar üçgen çıktı. Eyvallah. E başka ne yapacağız? Başka başka başka. Katlama sorularında. Bak. Paralel kenarda yamukta. Dikdörtgende karede. Açı ortaylık gördüğünde Z'ye dikkat et. Z'ye dikkat et. Dikkat dikkat. E, hatta böyle açı ortaylık gördüğünde dediğim katlamalarda da böyle Z'ye dikkat et. Çünkü katlamada bak açı orta oluştu. Hocam şu açı ortaylıkta bir işime yarıyor mu? Şöyle bir Z var mı? Yok. Ama şunlar paralel ya. Paralel doğrularda arıyoruz Z'yi. Hocam şöyle bir Z kuralı var. Hmm. Z'den dolayı burası çizgiyse bak şöyle siyahla gösteriyorum. O zaman burası da çizgi yaptı. Bak çizgiyse çizgi yaptı. A bunlar eşit. Hocam dikkat dikkat. Şu ikiz kenardı zaten bununla bu. Çizgiyse burası da çizgi değil mi? Evet. Çizgi çizgi Z'den dolayı burası da çizgi çıktı. Yani nasıl bir üçgen çıktı burada? Eşkenar. 60 60 60 oldu. Hatta şunlar 30 30 oldu. E 30 60 90 üçgen çıktı. ABCD yamuğun yüksekliği isteniyor bizden. Dur. Açıları yazarız şimdi. 30'u karşı 6 ise 60'ı karşı da kaç çıktı o zaman? Hocam burası da 6 kökü çıktı. Hatta burası da 12 mi çıktı? 30'un karşı 6 ise burası da 12. Tamam. Şuradaki açıyı biz ne bulduk? 60 bulduk. Bizden zaten ne isteniyor? Yamuğun yüksekliği isteniyor. Şuradan da şöyle bir yükseklik çizelim. 90'ın karşı 12 ise 30'un karşı 6. Buranın da 6 kökü olduğunu söyler miyiz? Söyleriz. Zaten bizden bu isteniyor. Şuraya 6 kök bulmama da gerek yokmuş gerçi. Açıyı bulduk daha sonra ilk şekli yorumladık. Ve cevap ne çıktı? Balık Balıkesir çıktı. Örnek 28'de. Z'ye dikkat. Açı ortalık gördüğünde. Özellikle para kenar yamuk sorularında çok çıkıyor. Katlama sorularında da buna da dikkat et. Tamam. Ve geldik örnek 29'a. Şöyle bir yamuk verilmiş. Ve şekil 1'de verilen ikiz kenar yamuk. İkiz kenar yamukmuş bu. Ta yamuk biçimindeki tahta parçası EF orta tabanı boyunca kesilmiş. EF orta tabanı boyunca kesilmiş. Madem orta tabanı boyunca kesilmiş. Buradaki çift çizgileri çift çizgileri de yazalım. X kenar yamuk ya o yüzden çift çizgi çift çizgi oldu. Orta taban boyunca kesilince o zaman bununla paralel. Bak burası x kenar yamuk 60-60. Hocam yön eşitten dolayı burası da 60-60 oldu mu? Oldu. Burası da 120-120 oldu mu? Oldu. Şimdi şuradaki parça buraya gelmiş. Şöyle göstereyim. Hocam bu bu parça buraya geldiyse yazalım onu. Ee, şöyle uzunlukları da yazalım. Çift çizgi çift çizgi. Açılarımız da 60-60 yaptı mı yaptı. Hatta burası 120. Burası da 120 olarak söyleyebiliriz. Şu kırmızı buraya geldi. Şuradaki mavi de şuraya geldi. O zaman burası da yine 60-60 değil mi? 60-60 yazalım. Hatta buraları da 120-120 oldu mu? Oldu. Hatta doğrusu burası tamam. Şimdi bizden ne isteniyor? Bakalım şekil bu bu şekilde getirildi. Başlangıçtaki ABCD yamuğunun yüksekliği 8 kök 6. Hocam başlangıçtaki ABCD yamuğun yüksekliğini şöyle bir kullanalım. Hop şuradan bir yükseklik çizelim. Bu yükseklik bize ne verilmiş? 8 kök 6 olarak verilmiş. Şimdi burası 8 kök 6 ise eğer 60'ın karşı 8 kök 6 ise 30'un karşısı kaç yapmak zorunda? Hocam 30'un karşı kök içe bölünmüş hali. 30'dan 60'a geçiş küçük 3 kat. 60'dan 30'a geçiş de kök içe bölünmüş hali. 8 kök 2. E 30'un karşısı 8 kök 2 ise burası da 16 kök 2 olacak. Yani bunlar 8 kök 2, 8 kök 2 yaptı mı? Yaptı. Hocam 8 kök 2, 8 kök 2 burası. Aynı şekilde alt tarafta şu üst tarafta 8 kök 2, 8 kök 2 değil mi? Evet yazalım şöyle 8 kök 2, 8 kök 2 diye buralara. Sonra başlangıçta KBCD yamun yüksekliği 8 kök 6 birim ve CBA açısı 60 derece olduğuna göre. Yani şuradaki açı 60 derece olduğuna göre A, E üstü uzunluğu nedir diye soruluyor. E şimdi ben ne yapacağım? Şu uzunluğu bulmaya çalışacağım arkadaş. Bu uzunluğu bulmaya çalışacağım. Bu uzunluğu nasıl bulacağım? E ee, hocam bu uzunluk nasıl bulunur? Bulunur. Bulunur bulunur. Bulunur bulunur. Nasıl bulunur? Şuradaki uzunluklara yoğunlaşalım. Şunun alt tabanına yoğunlaşalım. Hocam üst tarafta şöyle bir işlem yaptık ya. Bak şimdi şurada da bir 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 8 kök ise 30'un karşısı 4 kök olur, değil mi? Yarısı ya da orta tabandan. Yine aynı şekilde ikizkenar yamukta şu dikmeler bizim için çok önemliydi. E hocam burası yine aynı şekilde 8 kök olur. Çünkü burası 16 kök olduğundan. Hatta burası da 8 kökü 8 kökü olduğundan 90'ın karşı 8 kök ise 30'ın karşı da 4 2 çıkar. Hatta burası da kök 4 yazdıktan sonra diğer kenarlar lazım olacak mı bize bilmiyoruz ama yorumlayalım. Hatta şurası da A burası da A burası da A oldu. Şimdi şu üst taban A mı oldu? Evet şu üst taban A oldu. Ee, şu alt taban alt taban ne oldu? Hocam A artı şöyle bakacak olursan bunun alt tabanı bak şurası. A artı 16 kökü oldu. Hocam burası A artı 16 kökü oldu. A bir dakika şuradaki yamuğun üst tarafı. Bu yamuğun üst tarafı. Bak küçük yamuğun üst tarafı A. Sonra şu büyük yamuğun alt tarafı A artı 8 kökü 8 kökü 16 kökü. A artı 16 kökü ise o zaman buraya ne kaldı? 16 kökü kaldı. Evet burası 16 kökü çıktı. E 120 derece de var. E burası da 60 derece. Ne yaparız? Çekeriz 90 derece ya da kosinüs teoremi hocam diyenleriniz vardır. Boş ver kosinüs teoremini. Çek 90 derece ya buradan 90 çizersin. Hocam 90'ın karşısı 8 kök 2 ise bilmem ne falan filan. Ya da buradan çizersin. Buradan çizdiğin zaman 90'ın karşısı 16 kök 2 ise 30'un karşısı 8 kök yapması lazım. Ki 8 kök 2 zaten burada yok mu? Evet. Yani o çizdiğin yükseklik tam olarak buraya denk geliyor arkadaş. Tam buraya denk gelirse 90'ın karşısı 16 kök 2 ise 30'un karşısı 8 kök olur. E, 30'ı karşı 8 kök 2'si 60'ı karşısında kaç yapar? 8 kök 2'nin çıkartı 8 kök 6 yapar. Yani örnek 29'u ne bulduk arkadaşım? Akça'yı bulduk mu? Bulduk. Böylelikle bitti. Bitti. Ne bitti? Yamuk konusu bitti değil mi gençler? Evet 9. günü de bu şekilde bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki gün yani 10. günde. Paraya kenara anlatacağız size. 10. günde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal